Kanal T ekranlarından merhaba. Sektörün Aynası ekibi olarak İzmit'te Körfez Sanayi Sitesi'ndeyiz. Usta Otomotiv'in konuğuyuz şu anda. Yanımızda firma sahibi Hüseyin Usta var. Sizler için hazırladığımız VTR'yi izledikten sonra sohbetimize başlıyoruz. Hüseyin Usta merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz? Hoş bulduk, çok mersi, iyiyiz. Sizlerle tanıştık, daha da memnun olduk. Sizi biz tanıdık, izleyenlerimiz de biraz tanısın. Teşekkür ederim önce geldiğiniz için, bizlere değer verdiniz, sanayimize geldiniz. Her şeyden önce teşekkür ederiz. Ben Hüseyin Şanlı. 1982 senesinden beri İzmit'teyim, bu sanayi içerisindeyim. Sanayi esnaflarındanım. Kendim 69 doğumluyum. Sanayiye girişim yaklaşık 1982 senesinde, 1979 senesinde de abimin dükkanı vardı, orada çalışıyorduk. Fakat 85 senesinden beri bir fiil otomotiv üzerine, kaporta, boya ve hasarlı araçlar üzerine çalışıyorduk. Tabii eskiden hasarlı araçlar bu kadar çok değildi, şimdi daha fazla. Yaklaşık olarak 26-27 yıldır bu sektör üzerine çalışıyoruz. Son 3-4 yıldır da sürekli hasarlar çoğaldığı için araçlar çoğaldı, modeller yükseldi. Sürekli hasara çalışıyoruz diyebiliriz. Yani eskisi gibi çürük araç pek kalmadı. Evet. Yok yani. Yani artık araç sayısı çoğaldığı için hasarlı sayısı da arttı. Tabii hasar sayısı çok yükseldi. Aşırı derecede yükseldi. Nüfus yükseldikçe tabii araç da kalkınmaya paralel olarak toplumsal bir kalkınma var zaten. Araçlar yenilendi. Eski araç kalmadı piyasada. Eski araç kalmayınca haliyle kendimizi yenilemek zorunda hissediyoruz. Zaten yenilemediğimiz vakit sektörde kıymeti kalmıyor işin yaptığımız için. Mecburen yeni araçlara yöneldik, yeni takımlara yöneldik, yeni malzemelere yöneldik. Birçok şeyimizi yeniledik. Kendimizi son 3-4 yıldır o işe adapte ettik. Sigortalı araçlar üzerine çalışıyoruz. Kaskolu ve trafik sigortalı araçlar. Bunların hasarlarıyla ilgileniyoruz, ekspertizleriyle, dosya takipleriyle. Yani müşterimizi tamamen olayın dışında tutuyoruz. Müşterimiz hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Yaptığımız işler tamamen anahtar teslimi. Her şeyiyle biz ilgileniyoruz araçların yani. Tamamen hasar yerinden almadan başlayıp anahtarını eline verene kadar her şeyiyle biz ilgileniyoruz araçların. Bu anlamda hayatlarını oldukça kolaylaştırıyorsunuz. Ya, tabii yani müşterilerimiz için çok büyük kolaylık bu. İnsanların arzuladığı bir şey zaten. Şimdi eskiden bizim kalfalık dönemlerimizde müşterilerimiz kaportacıya ayrı bir giderdi, ayrı bir ustaya giderdi, boyacıya ayrı bir ustaya giderdi, döşemeci aramak zorunda kalırdı. Yani ne bileyim camcıya giderdi, ayrı ayrı yani arabasının peşinde sürekli koşmak zorunda kalırdı. İşini terk ederdi, gücünden olurdu, ne bileyim gideceği yere gidemezdi. Yani hiçbir şeyde her şekilde kendisi etkileniyordu. Şimdi hiçbir şekilde kendisi etkilenmiyor. Tamamen kaza yaptığı vakit yani herhangi bir durumda arıyor bizi. Ve hemen olay yerine gidiyoruz zaten. Raporunu kendimiz yazıyoruz. Yani rapor tutmalarında yardımcı oluyoruz. Trafik gerekiyorsa trafiği çağırıyoruz. Yani kurtarıcımızla gidiyoruz. Olay yerinden gerekirse alıyoruz. Yani o andan başlıyoruz. Aracı bitene kadar her şeyle biz ilgileniyoruz yani. Müşterimiz tamamen bu konuda rahat oluyor. Gönlü de rahat oluyor tabii. O yüzden rahatız yani. İşimiz oluyor. Güzel. Sigortalı araçlarla çalışıyorsunuz ama tabii sigortası olmayan her araca kapınız açık. Biraz ağırlık sigortalara son dönemlerde kalmış durumda galiba. Evet, sigortasız araçlara da tabii kapımız açık. Yani her zaman illa da sigortalı araçlarla çalışacağız diye bir kaidemiz yok. Çünkü adamın aracı kendisi kaza yapmıştır, sigortadan faydalanamıyordur. Bu araca da bakamayız diyemeyiz yani, mutlaka bakıyoruz. Veya da adamın aracı, insanların aracı ne bileyim yani kendiliğinden hasara uğramıştır, paslanma yapmıştır. Ya bunları da yapıyoruz yani. Biz de aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Yani ben teşekkür ederim tekrar. Her şey için teşekkürler.
Evet sevgili izleyenler, Körfez Sanayi Sitesi'nde hizmet veren Usta Otomotiv'de Hüseyin Usta'yla yaptığımız sohbetimizin sonuna geldik. Bir başka bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.